Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. 3 model için 4, 8, 12, 2 kenar ilmeği ile birlikte 14 ilmek hazırladım ve örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Önce lastik hazırlıyoruz. Sonra örgümüzü arka sırada ters örerek başlıyoruz. Örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka sırasına geçince 3. sırada modelimizi önceden ön hazırlık ile hazırlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. 2. ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek doladım. 3. ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek doladım. 4. ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeğin arasında birer tane dolayarak artırma yapıyoruz. Devamındaki 1, 2, 3, 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Bir sonraki 4 ilmeğe geçince her ilmeğin arasında bir defa ilmek dolayarak aralarda artırma yapıyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada önce bir tane ilmek doluyorum. Devamındaki 4 ilmeği aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak önce boyunu uzatıyorum. Bu 4 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı 4 ilmeği bir kez daha düz örüyorum. 3 ilmek elde ettim. Bu 4 ilmeğin ilk başındaki ilmeğini bir kez daha örüyorum ve 4 ilmekten 4 tane ilmek elde ediyorum. Bu 4 ilmeğin dışarıya doğru bakın kendini gösteriyor. En başındaki 1 ve 3. ilmeklerini diğer ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum. 1 ilmek doluyorum. Sonraki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki modelimi kurarken önce bir kez ipimi şişime doluyorum ve 4 ilmeğin arasındaki doladığım ilmekleri serbest bırakıp önce boyunu uzatıyorum. Sonra bu 4 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Aynı 4 ilmeği bir kez daha düz örüyorum ve bu 4 ilmeğin ilk başındaki ilmeğini bir kez daha düz örüyorum. Elde ettiğim ilmeğin sondan saydığımız zaman ilk ve üçüncü ilmeği öne doğru bakın kendini gösteren bu iki ilmeği alıyorum ve diğer ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum ve kenar ilmeğimi ilave ediyorum. İlk modelimizi kurmuş olduk. Modelimizin arka sırasındayım. Sıra boyunca İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Burada bir tanesine model uyguluyoruz. Sonraki 4 ilmeği boş bırakarak düz örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örerek
sıramı tamamladım. Tekrar arka tarafa geçtiğimiz zaman ikinci modele başlıyoruz. Örgümün arka sırasındayım. Şimdi ilk baştaki 4 ilmeğe model uygulamıştık. Bu defa bu 4 ilmeği boş bırakıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 1, 2, 3, 4 ilmeği ters olarak ördüm. 1 ilmek doladım, 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım, 2. ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek doladım, 3. ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek doladım, 4. ilmeğimi ters ördüm. Devamındaki 4 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 5 tane ilmeğimi ördükten sonra önce 1 ilmek doluyorum. Sonraki 4 ilmeği aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak uzatıyorum. Ve bu 4 ilmeği beraber bir kez düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir kez daha düz ördüm. Ve baştaki ilk ilmeği tekrar örerek 4 ilmek elde ettim. Burada öne doğru çıkan bu 2 ilmeğimi diğer ilmeklerin üzerine atlatıp bıraktım. Böylece 2 tane ilmeğim kaldı. Başta bir ilmek artırdık. Sonrasında bir ilmek daha artırıyoruz. Devamındaki 4 ilmeği düz olarak örüyoruz. Örgümün arka sırasına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamam lazım. Bütün ilmekleri sıra boyunca ters örüyorum. Ön yüzde bütün ilmekleri sıra boyunca düz örüyorum. Ve tekrar arka tarafa geçtiğim zaman aynı ilk modelde olduğu gibi başlangıçtaki ilmeklerimin olduğu bölüme dolayarak örüyorum. Ve aynı ilk modeli uyguladığım gibi 3. modelimi de uygulamaya devam ediyorum. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Hem ajurlu hem böyle minik tomurcukları olan bir model. Boyun örgülerinde kullanılabilir. Kullanacağınız ipin kalınlığı değiştiği zaman modelin görünümü de değişecektir. İnce angora iplere de gayet güzel olacaktır. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapımı oldukça kolay ve zevkli bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kolay gelsin.